Beyninizi internete yükleyebilir miydiniz? Gerçekten de böyle bir şey olabilir mi? Kendi bilincinizi internete yükleyebilir miydiniz? Veya değiştirilmiş karbon kitabındaki gibi ensemize takılan bir cihazla sürekli beden değiştirerek sonsuza kadar yaşayabilir miyiz? Bu sorunun cevabı şimdilik hayır. Bu olay sadece beynimizi taratıp bir bilgisayarda oynatabilme olsa bile şu an kullandığımız teknolojiyle yaşadığımız süre beynimizdeki bilgileri indirmeye yetmezdi. Beynimizde gerçekten çok fazla bilgi var. İleri zaman için bilim insanları böyle bir şeyin gerçek olabileceğini tahmin edemiyor. Fakat bilim insanlarının ne düşündüğüne ve Nectom şirketi gibi bazı şirketlerin çalışmalarına bakabiliriz. Şu an için zihnimizi tamamen tarayabilecek bir teknoloji olmadığı için bu şirket beyninizi tamamen korumalı bir yerde saklayıp hafızanızı kaybetmemenizi sağlamaya çalışıyor. Sonrasında beyninizi nasıl saklayacaklarını bulduklarında sonraki yüzyıla geçerken beyninizle tekrardan bir zihin yaratabileceksiniz. Özetlemek gerekirse şu anda zihninizi korumaya alacaksınız. Sonrasında böyle bir teknoloji bulunduğunu dijital olarak kendinize tekrardan bir bilinç yaratacaksınız. Ve Nectom şirketi gerçekten de çok hızlı bir şekilde doğru adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Yaptığı testler sonucu da bir domuzun beynindeki nöral bağlarına hiçbir zarar gelmeden koruyabilmeyi başarmıştır. Aynı şekilde bir tavşan üzerindeki denedikleri deneyde de başarı gösterdiler. Tabii ki bir tavşan veya bir domuzun beyniyle bir insanın beyni çok farklı. Fakat bu iyi bir başlangıç oldu. Fakat yine de bir şekilde beyninizi saklayıp bu riski alınca tüm hafızanızın beyninizin içinde kalacağını varsayarsak yine de zihninizi dijital dünyaya aktarma konusunda birçok şey gerekiyor. Rus girişimci Dmitri Itzkov ise sadece 30 yıl içinde sonsuza kadar yaşamanın sırrını bulacağını söyledi. Dmitri 2045 girişimi isminde bir şirket kurdu ve bu şirkette ölümsüzlük ile ilgili çalışmalar yapıyor. Bilim insanları ve araştırmacılar bu olayın gerçekleşebileceği konusunda ayrılmış durumda. Bazı insanlar ise beynin hiçbir şekilde kontrol edilemeyeceğini söylüyor. Veya diğer insanlar, Ken Hayward gibi, ileriki zamanda zihnimizi dijital ortama yükleyebileceğimize inanıyor. Ken, bir nörobilimci ve beyin koruma kurumunun başkanı. Bu işlem yapmaya başlandı bile. Geçen yıl, Wits Üniversitesi'ndeki mühendislerden oluşan bir grup, elektroensefalografi cihazını kullanabildi. Bu cihaz beyindeki elektriksel sinyalleri tespit ediyor ve bu nörolojik aktiviteleri kredi kartı boyundaki Raspberry Pi adı verilen bilgisayara gönderiyor. Sonrasında bu bilgileri bir internet sayfasında canlı olarak paylaştılar. İnterneti kullanan herkes kendi başlarına bu siteye girip verilere erişebiliyordu. Yani sonuç olarak gerçekten de böyle bir şey yapılabilir mi bilmiyoruz. Fakat belki bir gün gerçekten de bilincimizi internete yükleyebiliriz.